Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hatay günlerine katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Gül şunları söyledi. Bölgenin bir evladı olarak da Hatay'ın mutfağını, Hatay'ın insanını, Hatay'ın zenginliklerini en iyi bilenlerden biri olarak da Ankara'da bu havayı solumak bizim için büyük bir mutluluk. Hatay insanı deyince birlikte yaşamanın en güzel örnekliğini sergileyen insan akla gelir. Hatay deyince künefesiyle, yemeğiyle, güzel zenginlikleriyle hep ağzımız tatlanır, hep güzel gastronomi aklımıza gelir. Ama Hatay'da ilk önce Hatay'ın güzel insanı, Hatay'ın milli mücadeledeki kahramanca duruşunu, destansı mücadelesini aklımıza getiririz. Hatay'a Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük yatırımlar yaptık. Ve inşallah önümüzdeki dönem bölgemizi ekonomik olarak, ticari olarak, sanayi olarak daha da kalkındıracak çok büyük bir projeyle Amanos tünelini yaparak inşallah taşlandırmış olacağız. Kanlı ve kirli yöntemlerle istikbalimizi kıskaça almaya, istiklal ve istikbalimizi diz çöktürmeye kimse muktedir olamayacaktır. Terör, demokratik düzenin, birliğin, kardeşliğin en büyük düşmanıdır ve Türkiye olarak da birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza kasteden bu terör örgütleriyle mücadeleyi de hep birlikte kararlı bir şekilde vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Açılışa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları söyledi. Eskiler şöyle der, gurbete giderken memleketini de yanında götür der. Bugün görüyoruz ki tüm Hatay burada, tüm Hatay'ın lezzetleri, değerleri, vekilleri, Hataylılar buradalar. Hatay dört yolda 1918 yılında milli mücadelenin başladığı, milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı ilimiz. O manada kahraman Hataylılarla, kahraman vatandaşlarımızla bugün bir arada olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bunu da bu vesileyle dile getirmiş olayım. Yüz binlerce Suriyeli vatandaşımıza kucak açmış, Suriyeli vatandaşlarımızın ev sahibi, yurt sahibi olmaları noktasında tüm misafirperverliği göstermiş Hatay ilimize bir kez daha sizlerin huzurunuza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu duruş gerçekten yerli duruş, bu duruş milli duruş.